Dün bir soru sordum burada. Biraz böyle Bosnalı o yörenin oyuncuları işte Ceyhun'da yıllarca karşılıklı oynadı belki takım. Ben çok gittim abi Saraybosna. Hocam da gitmiştir. Sen de. O yörenin insanı, Boşnak vatandaşlarımızdan gerçekten çok yetenekli oyuncular çıkıyor. Elvir Boliç, Elvir Baliç, Edin Ceko, Edin Visca. Bizim Tarık Koçiç, Tarık abi kulağın çınlasın. Tarık Koçiç. Balkanlardan çok. Balkanlar. Balkanlardan çok. Daha aklıma yani o kadar çok oyuncu var ki. Kaleci, maleci falan çok var yani. Çok. Çok. Genlerinde futbolculuk var. Özellikle Boşnak oyuncular çok farklılar yani. Onları tamamen işine odaklılar. Tamamen futbolu düşünüyorlar. Saraybosna'da mesela Zelizniçer altyapısı var. Biliyorsun sen oraları. Çocuklar böyle sırtlarında çantayla sabahın karanlığında 6'da 7'de tesislere antrenmana gidiyor. Yani futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Rahmetli Bijedić anlatmıştı bunu. Nejat Bijedić. Edin Eski Visca'da Yugoslav ekolü devam ediyor aynen aslında. Devam ediyor. Devam Değişmiyor ki. Orayı bu, basketbolda da basketbol tabii. yani ayrılmış Ona olmalarına rağmen. rağmen. Bravo. Ceyhun'um, Edin Visca'yı nasıl anlatmak istersin? Nasıl tanımlamak istersin? Visca ile Ceyhun Eriş oynamış olsaydı abi, bana göre orta sahadan çıkan toplarda Ceyhun onu bu rakamların üzerine çıkartırdı. Daha da çıkartırdı. Tam istediği topçuydu Ceyhun. Böyle değil mi hocam? Valla Dibe atardı. Visca senin için ne ifade ediyor? Nasıl bir oyuncu profili var? bir kere çok istikrarlı. Zaten tanıtım videosunda da rakamlardan bahsediyor. 110 gol atmış geldiğinden beri. Kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu. 2014-2015'ten beri ligin en çok asist yapan oyuncusu. 112 tane de asist yapmış. Aslında tanıtım videosu her şeyi Özetliyor yani. açıklıyor, özetliyor. Geldiğinden beri sadece 24 maç, 10 sene içerisinde Kaçırın. sadece 24 maç kaçırmış. Ne kadar istikrarlı, ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu aslında ve ne kadar sorunsuz bir oyuncu profili çizdiğini de çok net anlıyoruz. Ve çizgi de hep aynı. Evet, Hep aynı çizgi. belli çizgide sadece bir sakatlık dönüşündeki Yaşanıyor. yaşadığı bir düşüş var. Onun O kadar. haricinde hep aynı, hep Hep aynı, aynı. hep aynı. Şimdi Bir de uzun süre aynı takımda oynamak da tabii, bunun sebebi biliyor şimdi musun? aynı Yani ama alıştığın bildiğin yer. aynı ama sakın şunu da Esas bak karıştırmayalım. şu, esas şu. Doğru tespiti, yani onunla ilgili doğru tespiti Trabzon'daki performansını gördüğümüzde yapacağız. Şöyle bir laf var. Messi'ye soruyorlar. Evet. Sen mi, Ronaldo mu? Bu sorular soruluyor. İlk ağız senden duyalım. Sence sen mi daha iyisin, o mu daha iyi diye. Messi diyor ki, ben diyor kendim bildim bileli Barcelona'dayım diyor. Ama diyor Ronaldo Her gittiği yerde. her yerde Başarılı. aynı seviyede oynadı. O yüzden o benden bir adım önde diye Messi Şimdi alçak gönüllükte tabii bu şimdi Messi'yi yorumu yapıyor. görüyorsun. Şimdi Tabii. Visca'nın Trabzonspor'daki tabii Performans. bir iki hafta adaptasyon süreci olacak. Oyuncuları ne kadar tanıyor olsa da İsmen'de karşılıklı oynamış olsa da ondan sonraki performansı Yani Visca'nın sana nasıl orada da bir istikrar abidesi ya da profesyonel olduğunu çok daha büyük net ortaya çok çıkaracak. büyük şansı var. Hamçik var, Bakasetas var. Çok iyi bir kadro var canım. Çok 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 klas bir kadro ya. Bir de şöyle bir şansı var. Arkasında Perez var. Daha önce uzun süre çalıştığı bir teknik Hoca var. adamla çalışacak. Hem Şimdi o onu tanıyor. konuyu ona getireceğim. Abdullah Avcı'da sevgili hocamızın bir gün röportaj yaptılar o Visca ile ilgili. İşte neredeyse gitmişler Balkanlar'da kamptalar. Bir hazırlık maçı yapıyorlar. Bu da orada oynuyormuş o takımda. Karşısında birisi oynuyor. Döndürdü diyor. O da arıyor diyor nerede? Visca gidiyor diyor. Basıyor çalımı gidiyor. Her şeyi yapıyor. Hemen kaptık getirdik diyor. Bak nereden nereye? Hiç fazla maçı izlemeden etmeden onun antrenmanında hazırlık maçı yapıyorsun. Ve orada sana karşı gösterdiği müthiş performans. Tabii bu da bir de bilgi. Oyuncunun nereye kadar gidebileceğini Tabii canım, seziyorsun. öngörüsü Tabii var, bakış öngörü. açısı var. Hemen kapıyorlar oradan getiriyorlar. Top kontrolünü nasıl yapıyor, nereye koşuyor, nerede top alıyor, bunları hemen 15 dakikada, 20 dakika içerisinde gören göz Şu anda 30 anlar. yaşında değil mi? 30 yaşında. Zannediyorum. 10 senemeli gidişte 20 yaşında, 19-20 yaşında keşfediyorsun. Sana karşı oynadığı, gösterdiği performanstan dolayı ve sen bunun üzerine neler katacağını kendine biliyorsun yani. Ben bunu alırım, pişiririm diyorsun. Ya bir de gittiği takımda Ceyhun bilmiyorum sen izledin mi Hamçık'ı canlı. Ben yurt dışında çok izledim de burada da Türkiye'de izledim. Ya yok öyle bir şey. Adam
Her çok, pers organizasyonu çok, çok, çok ekstra bir oyuncu. Hocam çok tecrübeli ve yani oyun bilgisi çok yüksek çok, bir oyuncu. Bak şimdi. Ve dikkat edersen hani şimdi hep söylerler ya göze hoş gelen futbol falan yani çalımatan adam yo, yo, tarzı değil. Çok basit oynuyor. Zaten yani, futbol basit demeyiz hep öyle söyleriz biz. Yani Cruyff'un lafıdır futbol basittir ama basit oynamak zordur diye. Hamşik bunun en büyük göstergelerinden biri. Çok basit oynuyor ve dikkat edersen oynadığı maçların çoğunda takımın en çok koşan oyuncusu. Evet. Öyle öyle. Bak şimdi yani her sen organizasyonu kuruyorsun değil mi? Sana hep pas alternatif oluyor. Hep yanında. Sürekli doğru yerde. Hocam. Rakip sürekli. Hücuma çıkıyor. Öyle bir sezgisi var ki nerede kapatacağını biliyor ve karşısında Hamçık'ı görüyorsun. Hem top rakipteyken hem top kendisindeyken, kendi takımındayken nerede duracağını, nerede top olacağını, ne zaman topu tutup ne zaman tek pas oynayacağını. Daha gelmeden düşünüyor zaten. Cornelius'u da besler. Çok özel bir oyuncu. Şimdi şu an Hamçık'tan bahsediyoruz. Anladım. Ama Cornelius'la besler ha hocam? Her şeyi besler. Visco mu? Visco tabii ya. Ya Visco da çok iyi bir oyuncu aldılar. Bir de Gervinho'nun sakatlığından sonra yani o tarafı doldurabilecek. Aldılar ya bir tane de işte dünya Afrika Kupası'nda olduğu için. Zaten o eksikliği tabii de kapatacak. Gerçi Visco o eksikliği kapatmak için alınmadı yani. Uzun vardı serisi de ama bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Tamam şimdi, hocam bir taşla. Tabii bak şimdi bakasın şey açıklamalarında da başkanları tabii. Zaten yaklaşık 2 senedir falan Trabzonspor'un böyle bir talebi oluyor. Talibi. Şimdi Mbakayeme var sakatlığı oluyor. Bu orada da oynayabilecek bir oyuncu. Öbürü de aynı şekilde bazen oynayabilecek oyuncu. Her tarafı doldurdular. Stoper şimdi orası stoper sol bek olmazsa olmaz şu anda hocam. Mecbur olacaklar. Yani mecbur doldurmak isteyecekler ve tabii siz hem bu şampiyonluğu kovalıyorsunuz, yakalamak istiyorsanız artı şampiyonluktan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde sağlam olmanız lazım. Huka tarzında bir oyuncu bulmaları gerekecek oraya. Bence Abdullah Hoca şu an şimdiden onun planlamasını umutlu işte yapmış. Visco işte plan belli. Visco'ya da sonraki sezonda Şampiyonlar tabii. Ligi planlamasını bile yapmıştır. Dorukhan mesela. Dorukhan aldılar, oynatmaya başladılar. Sakatlığı sağ bek oynatabiliyorsun. Orta sahasını zaten biliyoruz. Hep katkı veren oyuncular geldi Trabzonspor'a. Dorukhan da. Ferdi oyuncular değil bakın. Ferdi değil. Takım oyununu oynayan oyuncular. Biz mesela bazı maçlarda diyoruz ki ya işte bu çok iyiydi. Tamam Ferdi oyuncular çıkacak ama takım oyununu da benimseyen oyuncular çok önemli. Hocam şu var. Sistem yüze taktik olarak da. Başakşehir'deyken tamamıyla sistem takımıydı. Yani teknik direktörün takımıydı Başakşehir. Abdullah Hoca'nın bir sistemi vardı. Burada Abdullah Hoca o kadar hani ben Pereira için bunu hep söyledim. Teknik direktör sabit fikirli olmamalı. Biraz esnek olmalı. Tabii beraber olacaksın. Abdullah Hoca şu an Trabzonspor'da bu ortayı o kadar iyi buldu ki bu benim şahsi görüşüm. Öyledir değildir onun kafasında bilemiyorum ama benim gördüğüm doğaçlamayla sistemi o kadar güzel harmanladı ki takımda. Ceyhun zaten akıllı bir teknik direktörün yapması gereken o. Şimdi senin elinde bir Mbakayeme var. Sen adamı desene. Her oyuncudan maksimum verimi alıyor tabii, hocam. Desene sen şimdi adamı. Ben sende çalım yapma kardeşim. Nasıl diyecek? Diyemezsin. O yok şimdi örnek. O doğaçlama oyununu geneline sunmaya çalışıyor. İşte bunlar hepsini birbirini tamamlayınca ortaya böyle bir sentez, böyle bir futbol oyunu meydana şimdi, ve lidersin. Az evvel ne dedi Ceyhun? Ta yayının başında. Özellikle Galatasaray için söyledi yanılmıyorsam onu. Ya da sen de zaten stajişle bahsedersin. Bir takım eğer bir başarıya odaklıysa o takımın içine bir tane haddi bilemedin ikinci genci at. Ne yaptı Abdullah Hoca? Hocam bak Bruno Perez. Yılların tecrübesi. Yani. İtalya'da yıllar Torino'da müthişti. Perez, Hugo. Hugo'nun herkes kabul ettiği bir oyuncu. Tabii. Dünya standartında bir stoper. Gervinho. Edgar. Şimdi yeniden mi söylüyorsun? Tronsen bir soru işareti var. Hadi oraya da İsmail'i aldılar köybaşı. Deneyimli. Bir tek Berat. O da görece hani genç diyebileceğimiz. Hı. Berat. Say hocam Ömür. Artık yıllardır o formayı giyiyor. Siopis'i aldı. Aşağıdan geldi ama kaç senedir oynuyor. Siopis bravo abi. Aldı. Bakasetas. Gervinho var. Gervinho. Hamşik. Cornelius. Koita. Gervinho yok hocam şu an. Gelenlerden kururken takımı yapılanmadan mı açacağız? Dorukhan.
Dorukhan geldi tabii. Yani öyle şeyi hoca... aldılar. Denfils aldı. Bravo. Yani öyle basamakları sağlam bir basarak şey işte, çıktı hoca. Trump yok mu elinde bir sürü genç var Trabzon'da? Sol bek olarak. Sol bek olarak bir sıkıntı yaşadılar. Oraya tabii onlar Meling'in peşinde çok koştular Norveç'te. Aa, Meling istedi. Onu çok istiyor. Hoca çok istedi. Çok istiyor. Alsalardı sağ sol çok muhteşem bir takım olurdu sol bek olarak da. Şimdi işte Trump'sen çoğunlukla hep orta sahada oynayan, oyunu yönlendiren bir oyuncu. Arada sırada işte takımında sol bek falan oynattılar ama esas ana merkez orası. Hocam, ikinci merkez falan gidiyor yani şu geçen anda. Evde düşündüm. Hatta biraz da araştırdım. İyi de oldu. Hem hocaya sorayım bunu hem Ceyhun da iki futbol adamı. Şimdi yıllardır hani anlatıyoruz ya biz futbolun içindeki kişiler, yazarlar, Avrupa futbolu yakından takip edenler. İrlandalı yani o bölgeye ait son 15 senedir. Son 15 senedir ülkemize gelip patlayan, buradan yurt dışına giden kim var? Bir tek Charlotte benim bildiğim. Ben basit bir soru sordum. Ha bir kim de var? Şey var. Beşiktaş'a gelmiştim Manchester United'a takım kaptanlığına kadar gitti Johnson orta sahada. İki. Varengela'dan şeyi aldılar santroforu gene Beşiktaş. Hatırlıyorsun beğenilmedi, edilmedi. Neye dayanarak? John Carey mi? Hangi cevabı bekliyorsun bu soruyu soruyorsun? Yok o kadar hani İskandinav ülkesi oyuncularının bizim ülkemize daha yatkın olduğu, çok daha başarılı olduğu konusunda görüşler ortaya atılıyor ya. Mesela Lines. Ama şu var şimdi. İskandinav ülkeleri evet atletik yapıda oyuncular, fiziksel olarak size'lı oyuncular, işte mücadeleci oyuncular ruhlarında o var. Oraya oyuncu bakmaya gidildiği zaman oradan burada oynayabilir, bunu alalım dedikleri oyuncu zaten biz bunu satarız diye alınmıyor ki. Burnumuzun dibinde Yunanistan daha faydalı ya. Zavellas, Bakasetas, Siopis ha hocam? Evet. Gekas. Antep'te var. Sen oynadın Gekas'ta. Hayır ama zaten sen yurt dışından özellikle büyük takımlar hangi ülkeden olursa olsun oyuncu aldığın zaman o oyuncuyu parlatıp onu Avrupa'ya satarım diye düşünmüyor ki. Ondan verim almak için. Çünkü yarışın içine alıyor oyuncuyu. Ondan oynadığı süre içerisinde maksimum verim alma. Hamşik şimdi parlatıp Avrupa'ya satabilecek mi oyuncu mu? Hamşik zaten... Tamazsın zaten onu. Zaten belli özellikleri bizim olan... Bizim ülkemiz mesela Lines'ten para kazanabileceği konuşuluyordu değil mi hocam? Evet. Ölü yatırım. Olmadı. Şimdi bizim ülkemizde bir şey... Hazır topçularla. Büyük takımlar bunu yapamaz. Hazır topçularla. Şimdi ben mesela Anadolu'da da ben görmedim ama. Yani. Şimdi şu anda... Şey de öyle transfer edildi Galatasaray'da. Onyekuru da öyle transfer edildi evet. Hatırla. Genç oyuncu, özellikli oyuncu. Şu anda oyuncu. Senin o bahsettiğin şeydi. İşi kim yapıyor? Svensson galiba Beşiktaşlı o az evvel söyledin. Johnson'mış. Sven, bilmiyorum Johnson olacak galiba. Neyse. Niye bir yurt dışındaki oyuncuları alıp parlatıp gider kendi yurt dışına? Kendi oyuncumuza bakalım ya. Bravo. Yani olay kendi yok. Oyuncumuza bakalım. Yok işte. İrlandalı... Bir İskandinav ülkelerine gidip oyuncu bakacağımıza onlar gelsin bizim ülkemizden oyuncu baksın. Veya bize daha çok. Oradaki Türk kökenli oyuncuları bulup çıkaracaksın varsa. Ama önce kendi. O işi daha çok mil takım bünyesinde şimdi, daha iyi yapıyorlar hocam. Bir şey diyor ki. Olması gereken bağlantıları da var ya. Orada oyuncuları tabii, daha iyi buluyorlar. Şimdi yurtta bulursun bak. Alt yaş grubu mil takımlarına da scoutları var, hocaları var. Çok biliyorum da şöyle Ceyhun. Orada zaten sen yukarı gitmediği zaman, teklif gelmediği zaman sen bu tarafa geliyorsun. Bizim Evren diyor ki madem Türklerden gidiyoruz hani biz kendi değerlerimizden. 2021 yılında 8 Türk teknik adam gerçekten çok önemli işlere imza atmış. Karneleri hazır, harika bir analiz. İzleyelim saat başı buradayız.